Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fermanı göstereceğim. Uzun zamandır çekmiyordum. Ya yavaş derman yavaş. Biliyorsunuz dermanın son oğlu. Aferin. Çok yakışıklı oldu. Kulaklarını aldırdık arkadaşlar. Yaralıydı. İyileşmesini bekledik. O yüzden uzun zamandır sizlerle paylaşmadık. Düzelmeye başladı. Yavruları da çok iyi alıştı. Onlarla beraber bahçede büyüyüp gidecek inşallah. Liam. Gel bakayım gel. Biraz hastalık geçirdi arkadaşlar. Yani kötüydü durumu. O yüzden de kulaklarını aldırdım. Veteriner arkadaşım da dedi daha iyi olur. Hastalığını da hem erken atlatır. Hem de havalar da soğuk diye aldıralım iyileşsin diye. Öyle aldırdık. Çok da yakışıklı oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Ferman. Kilo almaya da başladı. Yani gerçekten kötü bir hastalık atlattı arkadaşlar. Yani bir ara çok kötüledi. Çok da zayıfladı ama şu an kilosu iyi. Toparlamaya başladı. İnşallah o da babasını aratmayacak. Biliyorum. Ferman. Biliyorum. Aşlan ölüm benim. Aşlan ölüm. Ayka kızım. Ya sarı kız sen. Şimdi dejlere bak. Şimdi dejlere bak. Sap sarı. De kız. Derman hemen kıskanıyor. Derman. 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 İşkaççı üstüme atlıyor. Bak bak. Gel. Yaramaz. Bu arada size bir kötü haberim de var arkadaşlar. 2 gündür kuki yok. Kuki bizim balkonda aslında bayağı yüksek ama nasıl olmuşsa balkondan atlamış. Kaçtı arkadaşlar. Birkaç kez daha kaçmıştı ama gezip dolaşıp geliyordu. 2 gündür yok. Yani muhtemelen biri mi tuttu bilmiyorum. Buradan da duyurmuş olalım. Gören duyan olursa haber verirse çok seviniriz arkadaşlar. Kuki'ye tam alışmıştık. Çok da güzel bir köpekti. Çok da akıllı bir köpek. Ama maalesef kaçtı. Ama buralarda bir yerdedir illaki. Bir yerden çıkacak. Antika. Lan rahat bırakın Antika'yı. Lan rahat bırakın. Antika'da geçenlerde bir kanaması falan oldu ama bilmiyorum arkadaşlar. Hala bir belirti yok. Hatta yarın belki tekrar bir yürüyüşe çıkarabilirim. Avcıyla beraber. Avcı da burada. Avcı. William. Aşlan ölüm benim. Aşlan ölüm benim. Dünkü akşam gezisinde aslında avcıyı götürmeyi düşündüm bir an ama köpeklerime hala alışık olmadığı için korktum arkadaşlar. Ateşle Zümrüt ters bir şey yapabilir. Çünkü alışmadılar daha. Zümrüt'le tanıştırdım bir kez ama ateş hiç görmedi. Yani açıkçası korkuyorum da. Çünkü yaşlı bir hayvan. Ne olur ne olmaz. Gezelim mi lan? Gezelim mi? Çok akıllı bir hayvan arkadaşlar. Yani açıp gezilmeyi çok istiyor. Hele ki özellikle yerine pislemiyor. O yüzden de günlük böyle açıp gezdiriyor. Yerine pislemesin diye. Çünkü alışmış. Sürekli hayvan açıktı. Geldiğimiz yerde de sürülerin peşindeydi ama yaşlanmış. Sürü görevini tamamladı. Bundan sonra damızlığımız inşallah çok güzel yavrularını alacağız onun. Değil mi lan? Değil mi? Aşlanım benim. Aşlanım. Aferin oğlum. Bir bakayım dur. Gelin bir kendine. Bana da çok alıştı arkadaşlar. Boynuyor, üstüme atıyor, bir şeyler yapıyor. Dur bakalım, dur, 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 dur. Abicim. Gel bakalım, gel, gel, gel. Sen çık dışarı, sen çık dışarı. Gel bakalım buraya, gel. Açayım mı lan, açayım mı lan, açayım mı lan? Aferin benim oğlum, aferin benim oğlum, aşlanım benim. Gel bakalım, avcı. Avcı. Hayır, Derman. Derman hala tersliyor onu arkadaşlar, alışamadı. Ekeleşmiş, herif olmuş bir de tersliyor onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok güzel kilo almaya başladı. Bakın nasıl oynuyor bende bak. Bak. Sanki çocuk gibi hareketler yapıyor. Avcı. Lan. Avcı. Şişt. Gerçekten mükemmel bir fiziği var. Bakın arkadaşlar çok da kilo almaya başladı. Aşlan ölüm benim. Aşlan ölüm. Tamam dur açacağım seni. Dur açacağım. Dur. Açayım diye öyle yapıyor. Dur açacağım. Tamam oğlum açacağım. Dur. Derman kıskandın mı lan? Lan sen çok kıskanç olmaya başladın. Dur. Şurayı kapatayım. Derman içeri falan girerse sıkıntı olur arkadaşlar. Çünkü Derman daha yavru. Hiçbir şey bilmiyor. Birden hamle yapabilir. Öyle bir cesareti de var. Köpeklere hemen hamle yapıyor. Çok cesur. Ama tabi dayak yemediği için hiçbir şey bilmiyor ama. Seni bir tutarsa var ya. Seni bir tutarsa var ya lan. Avcı seni bir tutarsa var ya. O yüzden akıllı olacaksın. Tamam mı oğlum benim? Tamam mı oğlum? Hayka. Bu arada Dino'yu da
Çok soran arkadaşlar vardı arkadaşlar. 2-3 gün önce yakaladık. Dediğim gibi kızan sürüsünde başka köpeklerle boğuştuğu zaman yakalayabildik. Ufak tefek yaraları vardı. Tam ilacını iğnesini de yaptık. Düzelmeye başladı. Ama maalesef bugün sabah gittiğimde tekrar tasmayı sıyırmış. Kızan sürüsünde tekrar gördüm onu. Peşine de çok koştum ama yakalamak imkansız yani neredeyse. Yakalayamadım arkadaşlar. Yani tam bir dişi hastası çıktı. Öyle diyeyim yani. Bak hayır. Gerçekten yani tekrar gideceğini hiç düşünmedim. Hatta tasmasını bile sıkılaştırdım. Bir diş daha sıktım. Sıyırmasın diye. Öyle bir huyu da yoktu aslında. Hiç sıyırmıyordu. Bu dişiyi görünce bir de kızana gitti. Kızı da dişiyi de biliyor. Bizim oralardan geçiyor kızan sürüsü. Onun tadını mı aldı diyelim artık ne derseniz. Tekrar tasmayı sıyırdı. Daha fazla da sıkamazdım. Yani yemek yediği zaman falan sorun oluyor. Yani inanın ki çok sıktım ama yine de sıyırdık ve kaçtı. Gördük kızan sürüsünde. Aynı grubun içinde. Yine kızan sürüsünde liderliğini almış. İnşallah tekrar çok büyük yaralar almadan tekrar getirebiliriz. Birkaç gün daha sürecek. Yani tahminim 2-3 güne biter. Yani ama takip ediyorum. Kızan sürüsünü gördüğüm zaman veya söylemişim arkadaşlarıma da burada. Gören diyen olursa hemen bana haber verecek. Tekrar yakalamaya çalışacağız. Ama inanın ki çok zor. Çünkü dişi kaçtıkça o da peşinden sürüklenip gidiyor. Yani daha bir de yaralı. Ufak tefek yaraları vardı ama yaralı. Ama yapacak bir şey yok. Keşke olmasaydı. Emin olun arkadaşlar yani çok sıkı da bağlıyorum ama bir de hiç sıyırma huyu yoktu. Yani bazı köpek olur tasma sıyırma huyu olur. Mesela bizim kara kız ne yaparsan yap. Bellikle bağladım ne yaptımsa sıyırma huyu var. Biliyorum ona göre tedbirli davranıyorum ama bunda hiç öyle bir şey yoktu. Bunda yeni alıştı. Ve gitti lan yavaş oyna. Yavaş. Erman ölüm. Maşallah düzeldi arkadaşlar. Kulakları da çok iyi oldu. Yakıştı bence. Sizce hangisi daha çok Derman'a benziyor? Bu üçü de yaşlı saf kangal Derman'ımızın yavruları arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Şu Derman ve Ayka büyük olanlar. Akyüzden olanları. Ferman'da yıldız dişiden olan yavrumuz. Tek yavru. İki taneydi. İki erkekti. Birini maalesef yıldız taşırken öldürdü. Bir tane kaldı. Buna da el bebek gül bebek bakıyoruz. Biraz hastalandı bizi korkuttu ama şu an dediğim gibi durumu çok iyi. Eşlenim. Eşlenim. Ne oldu lan? Ne oldu? Avcı. Oğlum. Açacağım oğlum açacağım. Açılmak için öyle yapıyor. Derman. Çık çık çık. Aferin benim oğlum. Aferin. Bak bak bak. Bak. Lan. Küçücük boyunda ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Maşallah neredeyse Derman'a yetişeceksin ha. Ferman. Aslan ölüm benim. Aslanım. Hadi bak. Fırla. Kaç gün böyle Derman avcıya alırsa onları daha gerisine götüreceğim arkadaşlar. İnanın ki avcıdan öğreneceği çok şeyler var. Çok tecrübeli, çok kurtçul bir hayvan. Zaten yüzündeki yaralardan da her şey belli ediyor. Yani çok darbeler almış, çok yaralar almış. Ama hala da dinç. En güzel yeri de bu. Yaşına göre çok dinç. Oluyor. Aferin oluyor. Aslan oluyor. İnşallah yavru alabiliriz. Değil mi lan? Emeklerimizin karşını vereceksin değil mi lan? Gerçi Derman daha bitikti. Ondan yavru aldıysak bundan hayır hayır alırız diye düşünüyorum ama tabii yine de nasip bir şey. Varman lan yavaş lan. Şikayetçiler. Acıktınız mı lan siz? Ben beni sürüyor bak şikayetçiye bak. Lan. Yanlışlıkla beni ısırdın lan. Bak bak bak. Derman biraz kibar ol lan. Kibar ol. Şişt bak. Şişt Derman. O daha küçük lan. Kükiye de böyle yapıyordu. Biraz hırçın oynaması. Güç ayarı yok Derman'ın. Allah inşallah. Şişt bak Derman. Bak bak bak. Derman. Ferman'da da geri vites yok. Hemen dağılın lan. Şikayetçi seni. Daha kulakları tam iyileşmemiş. Ne kızım ne Ayka ne. Sen de beni mi ısıracaksın? Lan 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 lan. Tamam tamam şımarma şımarma lan dur. Ayka. Kukiye üzgünüm inşallah buluruz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim burada yakınlarda gören duyan arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen bana haber verebilirsiniz. Instagram'dan da mesaj yazabilirsiniz. Bunu inşallah buluruz. Sahibi de çıkmadı.
Bir de havalar da çok soğuk. Hele ki bu birkaç gündür bayağı bir ayaz var. Dışarıda kalmasından korkuyorum. Yani biri bulmuş olsa, tutmuş olsa, bakıyor olsa sorun yok. En azından güvende olduğunu biliriz. Bir şekilde illaki buluruz. Ama dışarıda kalırsa kötü olur. Yani çarşıya doğru yine gitmiş arkadaşlar. Bu arada benim kaldığım köy merkeze çok yakın. O yüzden çarşıya sınırız. Yani köy demek bile neredeyse zor. Ne? Çünkü merkez köy arkadaşlar. Çarşıya yürüyerek bile 15 dakikadan Erzincan merkeze gidebiliyoruz. Hatta dünkü videoda da bazı arkadaşlar yazmıştı. Yani orası nasıl bir köy diye. Çok büyük ilçe gibi görünüyor. O yüzden arkadaşlar çarşıya çok yakın. Bu da gören duyan arkadaşlarımız var. Kuki çarşıya doğru gitmiş. İnşallah hayvan severlerden birine denk gelmiştir. Çünkü bu çok masum ve çok küçük bir köpek. Kendini kurtaramaz. Bilmiyorum, belki de şimdiye kadar sahipsiz miydi, sokaklarda mıydı? Biz gördüğümüzde sokaklardaydı ama sahibi de hala çıkmadı. Epeydendir de biz de çok da paylaştık. Çoğu yerde de paylaştım sahibi çıkarsa diye ama çıkmadı. İnşallah tekrar Kuki'yi bulup getirebiliriz. Yani bize bir neşe olmuştu arkadaşlar. Tam bir maksot, şey maksot derler ya, o şekilde. Çok da eğlenceli, çok da akıllı bir köpekti. Ama dediğim gibi maalesef kaybettik. Şimdi onu mu düşünelim? Dino'yu mu düşünelim? Yani Dino da kayıp. İnşallah onu da bulup tekrar getireceğiz. Dino'dan da hala yavru alamadık. Şansımıza gitti. Dışarıdaki köpeklerle eşleşti. Bu eşleştiğini de gördüm arkadaşlar. O dişiyle eşleşti. Ama dişi çok iyi, çok üstün bir köpek değil açıkçası. Normal bir sokak köpeği gibi bir şey. Belki de bilmiyorum sahipliği mi kaçmış. Ama çok iyi bir dişi değil. Dino gibi bir köpekten, dinozor soyundan güzel kaliteli dişilerle yavru alıp soyunu üretmeye çalışacağız tabii ki. Ama inşallah ona da zamanımız olacak, fırsatımız olacak tabii. İyi dişiler bulmamız şart. Elimizdeki dişiler tabii ki çok iyi. Hele ki özellikle Zümrüt, Antika. Ama Antika yaşlı. Eşleşemeyebilir. Zümrüt de çok genç. Onu da bütün köpeklerimizle düşünüyoruz ama daha hangisiyle çiftleştireceğimize karar veremedik. Ayka çok güzel ama o da daha enik. Bakalım hayırlısı diyelim. Yine bir dişi daha araştırıyorum açıkçası. Bahara doğru ama. Çünkü bahara doğru köye gitmeyi düşündüğümüz için köyde de çok daha kolay olacak arkadaşlar. Burada bahçede olmuyor. Küçük yerler, dar yerler. Bir sürü köpek var. Ama köye güzel bir çiftlik tarzında bir yer yapabilirsek hem müsait hem geniş. Arazi de çok geniş. İnşallah bir aksilik olmaz. Köye öyle güzel bir çiftlik yapabiliriz. Köpeklerimiz de çok rahat olur. Orada rahatlıkla da gezip alıştırabiliriz de birbirine. Çünkü köy boş arkadaşlar. Sadece dayımgil var. Onların da hayvanı falan yok zaten. O yüzden daha kolay olacak bizim için. Hem köpeklerimiz için hem bizim için. Hem de çok güzel ortamları var. Ormanı, yeşilliği, her şeyle mükemmel bir yer. Çok da fazla yabani hayvan var. Domuzuydu, kurduydu, ayısıydı. Yani her türlü güzel ortamlar var. Daha iyi videolar gelecek inşallah. Ama bahara kadar köpeklerimizi böyle idare edeceğiz artık. Lan! Ne kazıyorsun lan oraları? Ne buldun lan orada? He? Ne buldun lan orada? Şikayetçi seni. Avcı! Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Herkes de benim gibi avcıyı gerçekten çok beğenmiş. İzliyorum, yorumlarda takip ediyorum. Hani beğenilmeyecek gibi bir köpek değil açıkçası. Muhteşem bir kangal. Eski soylardan, yani bunun soyunu üretmek çok iyi olacak bizim açımızdan. Ülkemize kazandıracağız bunun soyunu. Değil mi lan? Aferin benim oğluma. Avcı. Şunun bakışlarına bakar mısınız arkadaşlar? Yani gerçekten kurt gibi bakıyor. Hani bir şey. Derman da sürekli Antika'nın etrafında dolaşıp duruyor arkadaşlar. Acayip bilgi gösteriyor. Daha enik olmasına rağmen içgüdüsel olarak tabii ki. Yani Antika'da da bir şeyler var ama tam daha net bir şey yok. Kendini sürekli yalıyor. Akıntısı falan da var. Özellikle Derman hemen üstüne atlamaya çalışıyor. Bak şöyle mesela ayağı kaldırayım. Derman hemen. Gel bakalım. Antika. Gel bakalım kızım. Gel bakın kızım. Gel. Gel kızım. Gel bakın. Gel. Bak Derman'a bakın şimdi arkadaşlar. Bak. Yani müthiş bir ilgi alaka gösteriyor ama herhalde tam hazır değil. Bak. Antika'ya yetişmiş maşallah. Aferin oğlum. Aferin. Tabii enik hiçbir şey bilmiyor ama içgüdüsel olarak arkadaşlar. Tabii ki hayvanların içgüdüleri çok kuvvetli. Ona dayanarak bakın. Hemen kokluyor. Belirti var yani. Bu dermanın ilgisinden de belli arkadaşlar. Bak. Ferman sen ne yapıyorsun lan? Şş, sakin.
Aferin Ulima. Tabii Ferman daha oyuncu olduğu için Antika çok sinirleniyor hemen fazla oyun oynadım. Yani bunu alıp getirmeye sebebimiz zaten yavru alabilmekti. Güzel bir damızlık, orijinal bir kangal ama nasip olmadı arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bir kez eşleştirdik. Bu arada o da biraz yaşlıydı, belki ondan da olabilir. Ama bakalım, inşallah olur, olmasa da canımız sağ olsun. Bakacağız, öyle kalacak. Şurada da kulübesi var. Buraya giriyor. Yemesi de aslında iyi ama yani çok fazla da kilo almıyor. Yani zayıf da değil ama böyle çok fazla da kilo almıyor. Yemesi de iyi. Dişleri falan sağlam. Yani kırık ama kemikleri falan rahatlıkla kırabiliyor arkadaşlar. Hatta geçen gördünüz, yemek verirken kemik falan verdim. Kırıp yiyebiliyor. Sorun yok. Derman, oğlum. Dermanın gözünde bir kızarıklık mı var? Evet. Gel bakalım hele oğlum. Dur bakayım, dur. Gözüne ne oldu oğlum? Allah Allah. Dur bakayım. Gözünde bir kızarıklık var arkadaşlar. Dur bakayım. Ne oldu lan senin gözüne? Yeni fark ettim. Gözü kızarmış. Bir şey mi battı acaba? Dur ben seni bir inceleyeyim oğlum. Aynen arkadaşlar. Gözlerinde çok kızarmış. Dur bakayım lan. Ne oldu lan? Oo, gözüne bir şey olmuş arkadaşlar. Ya bir şey battı. Ya da boğuştururken veya oynarken birbirlerini mi ısırdılar? Sen niye beni ısırıyorsun? Derman. Aynen arkadaşlar, gözü kızarmış. Dur bakayım. Ne oldu oğlum? Neyse ben şimdi onun gözünü bir inceleyeyim arkadaşlar. Belki bir şey de batmış olabilir. İnşallah öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey yoktu ama yeni olmuş. Çünkü sabah kalktım, git çarşıya gitmeden önce onunla oynadım. Hiçbir şey yoktu. Şimdi olmuş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Özellikle Ferman'ı çok merak eden arkadaşlar vardı. Onu da sizlerle paylaşmış oldum. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.